sofralarının olmazsa olmazı. Peki bu meşhur su böreğinin sırrı ne? Nasıl yapılır? Ayrıntıları TRT Haber muhabiri Mikail Kurban ve konuğundan alacağız. Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bir tarafta çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanırken, bayram alışverişi yapılırken, diğer taraftan da eve gelecek misafirler için yiyecekler hazırlanıyor. Bizler şu anda TRT Haber ekibi olarak su böreğinin ana vatanı Erzurum'dayız. Erzurum'da da bayram öncesi börekçilerde oldukça bir yoğunluk var. Şu anda kameraman arkadaşım da ekranlara getirecek. Gördüğünüz gibi burada kadınlar börekleri bayram için hazırlıyorlar. Şöyle hazırlanışını ekranlara getirelim. Nasıl yapılıyor? Ne tür çeşitler var? Onu da alalım. Efendim, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bir yoğunluk var bayram öncesi. Neler söyleyeceksiniz? Bayram öncesi. Üstü böreklerimizi hazırlıyoruz. Bayram dolayısıyla yoğunuz. Gece gündüz çalışıyoruz. Aşama aşama alalım. Neler katıyorsunuz? Köy yumurtası, un ve tuzdan hamurumuzu yapıyoruz. İyice yoğurup dinlendirdikten sonra açma aşamasına geçiliyor. Açılan hamurlarımız haşlanır. Sonra soğuk sudan geçtikten sonra tereyağı ile yağlanır. Arasında cevir peyniri ve maydanoz döşenerek kızartmaya gönderilir. Evet, bir böreğin yapımı ne kadar sürüyor? Yaklaşık 10 dakika kadar. 10 dakikaya bir böreği bitiriyor. Evet, evet. Hepimiz ev hanımıyız. Evet, evde yaptığımız şekliyle aynen burada da uyguluyoruz böreklerimizi. Böyle hazırlıklar sürüyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Tabii çeşit çeşit burada börekler var dedik. Hangi çeşitler var ve bayram öncesi yoğunluk nasıl, onu da işletme sahibinden alacağız. Efendim, kolay gelsin. Sağ olun. Hoş sefa geldiniz. Pişmiş böreğimiz de önümüzde hazır, evet, bir şekilde, evet, duruyor. Nasıl siparişler bayram öncesi yoğunluk? Bayram yoğunluğu var, evet. Vardiyalarımızı artırdık. Gündüz Erzurum içindeki siparişler için üretim yapıyoruz. Gece de il dışı için hazırlık yapıyoruz. Sabah da kargoluyoruz. Hem il dışı hem il içi biraz yoğun. Günlük ne kadar sipariş alıyoruz? Bayrama doğru 800-900'ü buluyor efendim. Son iki gün herkes yığılıyor. İki günde biz de tabii panik yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Evet, hangi çeşit börekleriniz var? 4 çeşit böreğimiz var ama bayrama geleneksel böreğimizle devam ediyoruz. Cibil peynir maydanozlu. Kıymalımız var, mantar kaşarlımız var, patates kaşarlımız var. Ama bayramda sadece şu an cibil peynir maydanozlumuz var. Efendim, şöyle önümüzdeki böreği bir dilimleyelim. Nasıl oluyor, nasıl lezzeti görünüyor? Hemen gösterelim. Bu geleneksel böreğimiz cibil peynir maydanozlu olan. Cibil peynir bu mevsimde sütten dolayı çok yumuşak oluyor. Görüyorsunuz, bu mevsimin sütü ve cibil peyniri çok güzeldir. Bayram üstü en güzel zamanına denk geldi. Cibil peynirli. Oldukça lezzetli, evet, cibil peynirli, değil mi? Evet. Su böreğimiz bayram sofraları için özenle Erzurum'da hazırlanıyor. Bizler TRT Haber ekip olarak Erzurum'daydık ve su böreği oldukça bayram öncesi yoğun bir şekilde, hummalı bir çalışma var burada diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.